Merhaba köfteler, sonunda sizinle bir konuyu daha masaya yatıracağız. Uzun zamandır böyle masaya yatırma muhabbeti çekemiyordum. Konumuz ne? Konumuz, konsollar neden bu kadar pahalı? Bir yudum çekeyim. Bunu da şöyle Dumble'ın kafasına koyduk. Bu arada su içiyorum yani, yanlış anlaşılmasın çekeyim derken. Şey diyecektim limonlu su iyi. Terliyoruz, hava sıcak. Camı da kapatıyorum. Dışarıdan ne sesleri geliyorsa o yüzden sıvı takviyesi önemli. Limonda işte o mineral falan ayağına iyi oluyor. Tavsiye ederim. Ne diyecektim? Ha, konsollarla ilgili ben bir video çektim aslında. Bakın arkada görüyorsunuz bu 360 kardeşimiz var ya şurada. Şöyle göstereyim ha. Bu 360 falan girsin falan diyormuşum. Neyse şey ee, konsolları bitiren konsol. Bunun muadili PlayStation tarafı PlayStation 3'tü. Ben bunun hakkında bir video çektim ama güncelliğini kaybetti şu anda video çünkü çok fazla bir şeyler açıklandı. PlayStation 5 e açıklandı, işte Xbox e, yenisi açıklandı, Xbox'ın yenisinin yanında bir modeli daha olacağı açıklandı falan onu daha okumadım bile. Ee, yani birçok şey açıkladılar ama o videoyu ben kısaca açıklayayım. Xbox 360'ın e, konsol camiasına getirdiği yenilikler sonucunda e, konsolların bilgisayardan pek farkı kalmadı. E, bunun üzerine bir videoydu. Katıl butonuna yönelik olarak koydum. Yani kanal üyeleri izleyebiliyor onu. Çünkü güncelliği dediğim gibi kayboldu. Hani biraz kamera arkası videosu gibi falan olacak. İstiyorsanız izleyebilirsiniz. Hani katıla da basmış olursunuz bu durumda destek olmak maksatla. Kısaca anlatayım. 360 mesela bilgisayara benzer donanım kullandığı için ve işte e, Microsoft'un olduğu için 3. parti oyun yapan kişiler. Ben mesela e, oyun yaparken şurada görüyorsunuz ekranın sol altında. Flame Line oyunları var. E, mobilde indirip oynayabilirsiniz. Bu oyunları yaparken şunu düşünüyorum abi. 6 sene önce çıkmış bir telefonda mı çalışsın yoksa bu senenin en çok çalışan satılan oyununda mı çalışsın? Veya bir sene sonra desteğini kaybedecek bir telefonda çalışması gerekli mi? Bunu düşünüyorsun. Şimdi Skyrim bunun güzel bir örneği. PlayStation 3 çok iyi bir donanımı olmasına rağmen daha karmaşık yapı olduğu için Xbox 360 bilgisayara daha yakın özelliklerde adam bilgisayara ürettiği oyunu Skyrim'de daha kötü donanımda olmasına rağmen 360'da daha iyi gösteriyor. Niye? Çünkü bilgisayarı zaten ayar yapmışsın. Xbox'ta hemen 3-5 satır ekliyorsun. Hop çalışıyor. Ama PlayStation 3 için çok daha e, optimize etmen gerekiyor. Adam da bakıyor ya PlayStation 3'te zaten ne kadar satacağım veya zaten olan adam alacak. Ortalama bir grafik ayarını çekeyim. Çalışmış olsun. Optimize etse Xbox'tan güzel gözükecek. Ama adam için optimize etmek çok gerekli değil veya edemiyor vakit olmuyor vesaire. Mesela Red Dead Redemption 1'in bilgisayara gelememe sebebi de konsola özel yazılması ve kodun e, hani düzenlenip bilgisayara çıkartmak yerine yeni bir oyuna işte GTA 5'i yaptılar çalışmanın daha az maliyetli olması. Yani zaten çünkü satacağını sattı bilgisayarda kaç kişi oynayacak? Ben mesela bu 360'ı alma sebeplerimden biri Red Dead Redemption 1'i oynamak. Bir diğer sebebi de kollarını bilgisayarda kullanıyorum. Halen de kullanıyorum. Şu an o orada mesela kaç senedir dekor olarak duruyor yani hani videolarda güzel gözüküyor diye duruyor. Durum bu. Ee, peki şimdiki konsollar ne durumda? Bana göre en son konsol PlayStation 3'tür. Konsol deyince çünkü ben şunu anlıyorum. Bilgisayarlar bildiğimiz gibi e, iş içinde kullanılıyor. Mesela ben şu ekran kartını alırken 5700 XT AMD'nin hem daha ucuz hem de çok daha iyi bir performans sergiliyordu. Ama ben hem daha pahalı kartı hem de daha az performansı niye seçtim? Çünkü ekran kaydı alırken işlemci ve sistem remine ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla benim baya kötü olan işlemcimin ve DDR3 remimin değişmesine gerek kalmamış oldu. Tek bir hamleyle hem kayıt alıyorum hem de oyunu gösteriyor. Oyunun içindeki kaydı minimum performans kaybıyla ve minimum masrafla hallediyorum. Çünkü bu iki kart arasında Evet, performans farkı ve fiyat farkını birbirine ekleyip dönüştürürsem belki 1000 lira daha zarardayım. Yani maliyet olarak 500 zarardayım ama performans zararını da paraya çevirdim. Belki 1000 lira zarardayım. Ama 1000 liraya hem işlemci hem anakart hem RAM'i değiştiremem. O zaman bu daha karlı bir alım. Yani ne oluyor? İşlevsellik ön plana çıkıyor. Bunu anlatıyorum bilgisayarda. O yüzden bilgisayar parçaları 20 sene önce falan pahalıydı. Yani düşünün Driver 1 PlayStation de çalışıyor. PlayStation 1 Atari'den hallice bir fiyata satılıyor. Yani Nintendo 64 aldırmıştım ben o zaman babama. Çünkü Mario hiç oynayamadığım için. Abi Nintendo 64 fiyatına yani 1-2 yani 100-200 mark vardı o zaman yani euro bile yoktu eklesen PlayStation 1 alabiliyordun. Yani driver falan var içinde 3 boyutlu. O driver oynatacak bilgisayar PlayStation'ın 2-3 katı fiyatta. Çünkü ekran kartı var, hard diski var, anakartı, CD-ROM'u anlatabiliyor muyum? Birçok olay var. şimdi o PlayStation 2'de mesela o olay iyice coştu. Ya PlayStation 2'de düşünün San Andreas oynadılar. Ve Ha tamam bazı açılardan oyunun ı, tam San Andreas'a benzemiyor bilgisayardaki haline ama bayağı iyiydi abi gene. Yani PlayStation 2 mi var ya çok basit bir cihaz. Ufacık cihaz yani şu kadar cihaz. Ee, yine mesela bu durum şeyde de karşımıza çıkıyor. Bugün mobil cihazlar mesela emülatörleri kullandığınızda çok iyi bilgisayarlarda bile kasabiliyorken çok uygun Xiaomi'nin falan modelleri var. PUBG'yi cayır cayır oynatıyor. Niye? Çünkü o sırada o cihaz ne bileyim Discord açmıyor. Chrome'da sayfa açık değil. işte müzik çalmıyor vesaire. Discord yok falan filan. Bir ton sen arkada işlem yapıyorsun. Bilgisayardan talebin aynı zamanda işlevsellik. O yüzden de bilgisayar parçaların daha pahalı oluyordu. O zaman hele çok daha pahalıydı diyorum ya 2 3 kat. Ama bu 360'tan sonra ne oldu? PlayStation'da dedi ki ya biz böyle donanımı yapıyoruz PlayStation 3'te de aslında PlayStation 2 gibi mantık izledi PlayStation. Yani dedi ki ben bu cihazı yapıyorum. Bu cihazın fiyatına sen bilgisayar topladın mı? Yanına yaklaşamaz dedi. Çok haklıydı. Ama e bir şeyi unuttu. Geliştiriciler bununla çok uğraşmadı. Evet, mesela bakın Heavy Rain'e işte ne bileyim Last of Us'a bakın. Neredeyse PlayStation oyunlarına benzeyen, 4 oyunlarına benzeyen bir grafik kalitesi var. Onu açabilen bir cihaz PlayStation 3 ama e, oyun sektörünün değişmesi, tabi Steam'in çıkması, hani dağıtıcıya daha az ihtiyaç duyulması. Çünkü PlayStation iki zamanda bir oyun yapıyorsun. E, oyunun masrafını genelde ya konsolcular e, üstlenip tamam kardeşim al toplu paranı ben de bunu satacağım. Çünkü markette rafta satılması gerekiyor CD'lerin. Ama artık öyle değil. Artık oyunu yapan firma direkt olarak satabiliyor. Ubisoft var işte EA'in kendi store var bilmem nesi var. O yüzden konsollarla özel bir anlaşma yapmak zorunda değil. Ayrıca insanlar bilgisayar özelindeki oyunları oynayabilmek adına konsolu olmasına rağmen bilgisayar da alıyor. O yüzden de ne yapıyor? Ya konsolda oynamayacak adam da bilgisayarda oynar falan deyip eskisi gibi PlayStation 3 gibi bir sistemi optimize etmektense e, Xbox 360 gibi bilgisayara yakın bir sistemi optimize edip daha az efor harcıyorlar. Ne oldu? PlayStation 4'te dümdüz AMD işlemciyi çaktılar. Yani PlayStation 4 ve Xbox One'da bayağı bildiğiniz normal bilgisayar parçası var. Diyorum ya hani konsol fiyatları niye arttı diyoruz ama bunlar zaten konsol değil. Yani hani şu andaki konsollar bilgisayar parçası. Çünkü benim için konsolun konsol olması için kendi özel donanımı olması lazım. Oyunların da direkt ona özel yazılması lazım. Hani bu biraz iOS mantığı. Yani Direkt olarak cihaza özel yazılım yapınca daha performanslı çalışıyor. Yani diyorlar ya iPhone akıyor bilmem ne. Çünkü tam olarak ona özel yapılıyor. Oyunda da aynı şekilde. Tam olarak PlayStation 3'e özel yapılmış bir oyunla PlayStation 3'e ya port ettim gitti diye yapılan bir oyunun grafik ve performans kalitesi arasında dağlar kadar fark var. Bunları direkt olarak görebiliyorduk zaten. Last of Us ve benzeri oyunlar ve işte Skyrim gibi üçüncü parti oyunlarda görebiliyorduk. E iki uç örneği verdim bu arada. Yani mesela Skyrim'de bu çok belli oluyor ama hani bazı firmalar özellikle Rockstar PlayStation 3'e gayet güzel port etti yani PlayStation gücünün tam olarak kullandılar. Hani her oyunda bu fark belirgin değildi ama iş biraz geliştiricinin emeğine kalıyor. E Gelişen oyun camiasının gittiği yöne baktığımızda da konsollar mecburen bilgisayara benzemeye başladı. Ama sorun ne? Sorun şu. Şu andaki bilgisayarlar direkt olarak bilgisayar parçası taktığında e konsolla benzer fiyat oluyor. Bir de kullanıcının şey isteğe de çıkmaya başlayınca mesela Kullanıcı diyor ki kardeşim ben kayıt etmek istiyorum. Hayda şimdi kayıt etmek ekstra güç diyorum ya. Ekran kartı değiştirdik yani. Bir ton masrafa girdik. Ben eski ekran kartımla gayet memnundum. Oynuyorduk yani. Hani bir sıkıntı yoktu benim için. Oynadığım oyunlar belli ama kayıt alırken kasıyor. E YouTube'dan da e, öyle bir sözüm de vardı. YouTube'dan gelen parayı YouTube'a harcayacağım diye. Ulan o zaman ekran kartı almakla başlayalım dedim. Hani ondan sonra belki bir yeni kamera alırım. Bilmiyorum ne alırım. Hani YouTube'un kalitesini arttırmaya çalışacağız. Twitch de olabilir. Twitch'e de geçme durumumuz var. Ah, çok konuştum. Cidden çok yorucu bir şey yani. Gerçekten bu konuşma olayı beni çok yoruyor. Ama masaya güzel yatırdık. Ne diyorduk? Yani fiyatın artması artık e, kullanıcının da istekleriyle birlikte şişen ihtiyaçlar dümdüz bilgisayar parçasını taktırıyorsun. Ha, bilgisayara alabileceğiniz bir parçayı satmıyor belki AMD onları ama bugün e, bir de AMD'nin o kadar iyi ki çipleri Herkes alıyor Samsung bile Exynos işlemcilerinin içindeki görüntü birimine Ryzen kullandı ve bayağı iyi skorlar alıyor mobilde. Şimdi Herkes oradan almaya başlayınca fiyatı zaten belli standart. AMD masaüstü işlemcisi de satıyor. Tamam. Konsola verdiği hani İngiltere'ye araç yapıyorsanız direksiyonu sağa koydunuz gibi. Performanslar yakın. Ben zaten mesela bilgisayar toplarken konsola yakın toplamaya çalışırım. Çünkü oyunu konsolda çalışabilsin diye. Hani en azından bir düşük ayarda hani hep yapıyorum ya tost makinesi videosu. Orada ben ne yapıyorum aslında? Tost makinesi eşittir ilk çıkan konsol varyantı pro olmayan vesaire. E o zaman ee, ona uygun biçimde ayarları ayarlarsam bu oyun hem güzel gözükür hem de çalışır. Tost makinesi videolarının sırrı da orada aslında. Aldığım cihazlarda genelde konsollara denk güçlü oluyor. E öyle olunca da bilgisayar zaten senelerce gidiyor 6 sene 7 sene yani işi biraz taktik olarak bakarsanız çünkü diyorum ya mimari tamamen aynı. Mesela PlayStation 3 oyunlarının halen emülatörleri çıkmıyorken PlayStation 4'de bu durum e, galiba var tam bilmiyorum. Mesela PlayStation 2 çok çok sonra emülatörü düzgün çalışmaya başlamıştı çünkü e, oyuna özel sistem var orada senin e, şeyin. Zorlanıyor onu emüle etmekte. Ama benzer sistemleri emüle etmek kolay çünkü PlayStation 4 zaten bilgisayar aslında gibi. Burada Xbox'ları zaten aynı tutuyorum. Yani sadece PlayStation üstünden konuşuyor gibi oluyoruz ama yani içindeki donanımlar bilgisayar parçalarına eşdeğer. Bu da ne yapıyor? Beklenti'nin artmasıyla birlikte kaliteli bir işlemcinin takılmasına sebep oluyor. Şimdi düşünün 3700X işlemcisine denk bir işlemci varsa zaten bilgisayarda o işlemcinin fiyatı 3000 TL'ye yakın yanlış bilmiyorsam. Şimdi buna denk bir performans veriyorsa zaten kafadan satılırken hani sürümden kazandın diyelim 1800 TL'ye aldı onlar. Ulan zaten sırf işlemci 1800. E grafik birimi gömüyorlar içine. O da bir kafadan 1000 TL olsa en azından 2800 etti. E özel remini yaptık SSD'sini bilmem nesini abi zaten 6000'leri buldu senin maliyetin yani. Ha tamam bunların hepsinde KDV şu bu vardı. Onları e, saymıyoruz. Bu sistemin aslında e, yurt dışı fiyatlarıyla yapmak lazımdı. Mesela 600 Euro'ya satılacağını varsayalım yeni bir konsolun. Abi 600 Euro'luk diyorum ya bu işlemciler şu an 3300X var. Yurt dışında 100 Euro falan. 110 Euro olsun. Ya cayır cayır işlemci yayında yaparsın. Oyun da oynarsın. 100 Euro'ya onu alıyor adam. 70-80'e anakart alıyor. İşte RAM alıyor bilmem ne. 300 Euro'luk da bir ekran kartı alsın. Abi 600 Euro'ya aldığı sistem 600 Euro'luk konsolda ya daha güçlü ya da denk. E üstüne istediği yayınını yapıyor, editini yapıyor, işte ne bileyim şeyini yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yabancı için bilgisayar parçalarının durumu ortada. Yani bizde birazcık vergisi kuru, işte al satçısı, şusu busu derken bilgisayar toplamak biraz pahalıya geliyor gibi ama yani normal fiyatlara alabildiğin zaman çip bazındaki fiyat belli olduğu için konsolu satacak taraf bu işten e, hani denkleştiremiyor diyelim. Çünkü bilgisayar parçaları çok standart bir seviyede. Bir de bunun şey avantajı da var. Mesela konsolda upgrade yapacaksın. Mesela normal base versiyonu vardı. Pro'ya geçeceksin. Base'i satacaksın. Pro'yu alacaksın. E abi şimdi ikinci el almayacaksan sıfır alacaksan yenisini. Çok ciddi bir arada bütçeye giriş olacak yani giriş derken giriş yani anladınız ee, yoksa bütçeden çıkıyor yani oradan bir şey yapalım ya yani giren de çıkan da size anlayacağınız ama öbür türlü mesela işlemciyi satacaksın 100 euroya aldı 50 euroya satsa bile değiştireceğinde sadece işlemciyi değiştireceği için sıfır alırsa zaten 200'lük aldı diyelim. Sadece 150 Euro'luk bir şey. E şimdi aynı şeyi 600'lük makineyi aldı, 400'e sattı. E gene aynı fark. Yani yenisini 600 e aldığında gene aynı fark. Yani adam için bir şey değişmiyor ve hala alıştığı bildiği düzen devam ediyor. Sadece işlemciyi değiştirdi. Bizde o aradaki fark iyice uçuyor. Ve sıfırını alırsan oo, Yani durum bu. Fiyatlar bu yüzden artacak. Bir de bu korona süreci. Abi o zaten bitirdi. Ben anlamıyorum. Yani hani e, ben PlayStation 4 şey için almıştım. GT Sports için işte. Araba yarışı oynuyorum biliyorsunuz. Ulan taktım şeyi. Direksiyon çalışmıyor. Bir tane kaliteli bir direksiyon buldum benim arkadaşlardan. Onu da aldım. O da çalışmıyor. Ya diyorum hangisi çalışıyor? En sonuncu G29 dışında çalışmıyor. Ya Rust Master'ın. Çok pahalı direksiyonlarından getirdim taktım abi. Yok o da hiç görmüyor. Lan, lan neyi görüyorsun sen ben anlamadım. Bir G29'u görüyor. Ondan sonra neyse Gamepad biraz yarışayım falan dedim. Ulan bir de aylık ücret falan var multiplayer için. Ya dedim uğraşamayacağım satıyorum. Bir baktım korona sürecinde fiyatlar coşmuş. Yani hani kar falan elde ediyorsun anlatabiliyor muyum? Yani e, millet konsollara saldırmış herhalde bu süreçte fiyatlar coştu. E, üstüne tabi e, bunun muhtemelen Kur farkları vergiler şunlar bunlar derken yeni konsollarım benim fiyat tahminim e, hani şöyle söyleyeyim iki haneli yani daha doğrusu beş hanelilere doğru kaçmaya başlayacağını ben tahmin ediyorum yani. Tam olarak 5 haneli olmaz atıyorum 10.000'in 10 altında olur ama atıyorum 7.900 8.000 civarı ya yani 8.900 bunları görmeye şaşırmayın cidden yani çünkü zaten o ayarda bilgisayar toplamaya çalıştığınızda da benzer bir fiyat çıkıyor. Dediğim gibi 3700x üstüne güzel bir anakart 700-800 lira zaten 3500 TL etti. E güzelce de bir ekran kartı aldığınız zaman 3500 4000 TL. Hadi 3000 diyelim. 3000 aldık. 6500 etti. E buna kasa takacaksın. RAM takacaksın. Güç kaynağı takacaksın. E bir de monitör. Hadi monitörü saymıyorum çünkü konsolda da televizyona bağladığını düşünüyorsun. Sen de televizyona bağla kasayı. E gene 8000 etti. Abi 8000'e diyorum ya konsolun parçaları bile neredeyse o fiyat tutuyor. Ha, konsola özel ayrıca yani bilgisayar parçalarında olmayan ama konsolda olan bir vergi olursa ortalıkta o zaman zaten işin rengi bilgisayar lehinde kayacak. Ama yani ben bunu vergi oranları normal olan bir ülkede bile diyorum ya abi 100 Euro'luk işlemci zaten cayır cayır akıyor şu anda. Şu an bizde mesela 3300x'in fiyatı 3600'e göre çok karlı değil. O yüzden 3600'ü tavsiye ediyorum ama adamlar 3600'e değmez diyor. Şu an 3300x peynir ekmek gibi satılıyor. İnanılmaz bir işlemci çıkarttı AMD ya. Yani hani konsol fiyatları sadece Türkiye'de eleştirilmiyor. Ya diyor adam niye bilgisayar alacakken hani yani şey olmaya başladı dünyada. Yani bilgisayarım var. Ama bir yandan da konsol oyunlarında Oynamak istiyorum gibi olmaya başladı Ama bunun içinde çok Pahalı olmaya başladı Nasıl bir sonuç göreceğiz Ben bilmiyorum ama dediğim gibi 360'tan sonraki süreç çünkü 360'da mesela Aylık üyelik sistemi de vardı Xbox Gold alıyordun Veya bilmiyorum ne alıyorduk Hatırlamıyorum da Xbox'ın bir şeyini alıyordun Onunla online'a girebiliyordun e Sonra Playstation 4'te de Bu başladı e i̇şte Xbox Pass'ler, şunlar bunlar. E zaten bilgisayarda da var. E, Eksklusifler bazıları geldi. Soru işareti yarıyor. Bunlar da gelecek mi? İşte e, zaten benim kanalda da var şeyi. Oynadık. Detroit'i oynadık birlikte topluca. Güzel oyun. Beğendim. Yani oynanır. Siz de izleyebilirsiniz. Playlist olarak koydum. Full reklamsız. İlk iki bölümde takılma vardı, ayarlarını görmemişim, ayar yapılamıyor sanıyordum. Sonrasında full akıyor. Eski ekran kartımın da son emeklilik iş yani olur ya son bir iş diye. Belki onu bir kez daha oynarım yani daha güzel grafiklerle bir tur daha yayın yapabiliriz. Onu yazın bana aşağıya. Abi yayında bir tur daha Detroit dönelim diye. Yani durum bu. Konsollar hakkındaki durum. Bu arada kesinlikle şu tartışmalara girmeyin cevap vermem zaten yani ben e, pes mi FIFA mı işte PlayStation mı Xbox mı bilgisayar mı konsol mu ya kim neyi isterse onu kullanır. Yani benim ihtiyaçlarımı diyorum ya abi şunu almak bana göre mantıksız ama aldım. Neden? Çünkü işimi daha çok görüyor. Yoksa 5700X de çok net biçimde hem daha ucuz hem daha performanslı oyunlarda. Driver sorunu var falan diyorlar. Driver sorunu 1-2 seneye zaten kalmaz hiçbir oyunda. Sen daha uzun süre cayır cayır çalışıyor kart ya. Kardeşim yani sen... Saf performans var ortada anlatabiliyor muyum? E, Ray Tracing zaten şimdiden başladılar. 3000 serisinde ayrı chip mi olacak? Yani hani bunun Ray Tracing'i de ne kadar çalışacak bilmiyorum. Zaten Ray Tracing genel olarak ne kadar çalışacak? Ondan da emin değilim. Hani konsolların çok şeyi var. Abi bu yeni nesilde ray tracing olacak bilmem ne. Geçtiğimiz bu geçtiğimiz nesil konsollar da güya 4K oynatacaktı. Gördük 4K ya abi. 4K kaç FPS'te oynuyor bilmiyorum. Gerçek 4K değil bilmem ne. Bir ton şey oldu. E Red Dead Redemption Remaster olarak gelecek şeyde de gelecekmiş konsollarda. Hacı hayırdır yani, yani o zaman demek ki bu bu nesilde bu işi başaramadınız. Ray tracing de tahminim bir sonraki nesilde düzgün olur. Yani çıkarsa ki birçok insan bunların son çıkacak konsollar olacağını düşünüyor. Yani resmi olarak bana göre diyorum ya bunların adı konsol değil. Bunların adı basit bilgisayarlar bana göre. Çünkü bilgisayar parçaları var. E ben bilgisayar parçası alıyorsam adı belli. Bilgisayar kurarım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi adamın İngilizcesi zayıftır. Eve geldiğinde iki el atıp yatacaktır bilgisayarda kurdun çalışmadı driver problemi geldi yok bilmem ne oldu bunlarla uğraşmak istemiyordur okey. Ama Discord şu anda çok önemli bir şey siz de bizimkine katılabilirsiniz bu arada. Baya bir oyun var baya bir odaları genişletmeye başladım bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum umarım güzel bir yere varırız hani Discord'da bekliyorum. Onun dışında e, bir yandan internette geziyorsun. E, LOL gibi oyunlar var, TFT'si, şusu busu var. Mobillerde mesela e, ilginç bir noktada hani yani konsol yerine mobil taraf da büyümeye çok başladı. Zaten bilgisayarı falan çoktan geçti mobil taraf. Geçen ben bir ödevde de e, oyun sektörünü ele almıştım. O yüzden de bu kadar bilgim var. Yani oyun e, mobil oyun cirosu geri kalan konsol bilgisayar falan hepsini topla mobilden az resmen yüzde mobil yani o kadar büyük bir e, sektör haline gelmiş mobil oyun sektörü yani hani konsol yerine işte bir telefon bir de bilgisayar şeklinde devam edebilir çünkü bilgisayarın sağladığı şeyleri Maalesef hiçbir şey sağlayamıyor artık ama dediğim gibi ee, benim herhangi bir tartışma şu bu işte en iyisi bilgisayardır en iyisi konsoldur ben bu konuları yani herhalde bir 10 sene önce bıraktım abi yok 60 FPS'yi insan gözü göremez yok bilmem ne çok boş konular ben mesela 25 FPS ile de oyun oynarım yani hikayeli oyunsa Açarım abi e, ayarları. Ne olacak ki? Film izler gibi. Çünkü 26 FPS ile film izliyorsunuz. Herkes de gayet memnun halinden. Ha ama e, akıcı bir oyun. CS oynayacaksam 26 ile oynamam. Yani hani 100 ile falan oynamak isterim. Ama onun dışında çok da bir sıkıntı yok. Yani adam diyor konsolda FPS düşük. Ne olmuş? Yani adam açıyor iz oturuyor uzaktan kumandasıyla konsol işte. Konsolum, koltuğunda oturuyor, oynuyor, kapatıyor, gidiyor. Sana ne yani? Benim konsollarla ilgili en büyük problemim dediğim gibi abi. Araba yarışı oyununu yapmışsın. Sadece PlayStation özel yapmışsın. Eyvallah. Ulan direksiyonum var, takıyorum, çalışmıyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani hani araba yarışı piyasanın belki de en iyi araba yarışını gamepad ile oynamak zorundayım. Neden? Ha diyor o şey al. O direksiyonu al. Oldu abi. Hem konsolunu alacağım. Hem oyununu alacağım. Hem aylık para vereceğim. Üstüne bir de elimdeki direksiyonu değil yeni direksiyon alacağım. Ve yeni nesil konsolda sen bir de diyeceksin ki o yeni aldığım direksiyonu da belki de hani bilmiyorum kullanamazsın. Oldu abi. Oldu. Yani ben bu kadar kısıtlamaya gelemem. Yani bu kadar kısıtlamayı gelebiliyorsam zaten normal işte çalışırım maaşlı olmaz. Neyse bakalım köfteler. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Başka hangi konuları masaya yatıralım? Bunları da söylerseniz şey yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Twitch, Discord, Instagram, bunlara takip vesaire. Hele hele YouTube'a hala abone olmadıysanız olabilirsiniz. Bazı bu tarz videolar katıl butonuyla izlenebiliyor. Katıl butonundan da en düşük üyeliği alırsanız erişiminiz açılıyor. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın.